Kopyalıyor tabii. Egemen mi? Ben kapat, gerisi açık kalsın. Ben oğlum. Ne gidiyor sabahleyin ya? Çok şükür, kuru tutalım. Boğaz kadar yok. Şimdi yine iyi. Kapasın ya. Şükürle gitti. Üzerinde. Yatağa bağımlı vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetleriyle eğitim hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri de veriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan, bize maddi manevi destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na burada hepinizin huzurunda Karabağlılar adına çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı iletiyoruz. İnanıyoruz ki bundan sonra Karabağlar'da yapılacak projelere de Büyükşehir Belediye Başkanımızın aynı anlayışla desteğinin devam edeceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Karabağlar'ın her şeye ihtiyacı var. Karabağlar hizmete susamış bir kent parçamız. Yeni genç bir belediyemiz. Hizmete olan ihtiyaç çok fazlasıyla var. Her şeye ihtiyaç var. Her türlü hizmete ihtiyaç var. Bizler bunu sağlıklı bir şekilde, planlı, programlı bir şekilde yürütebilmek adına öncelikle kentin ömrünü tamamlamış planlamasını gene Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yenilemeye çalışıyoruz. Kentlerin sağlıklı gelişmesi öncelikle planlamaya bağlıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi teknik elemanlarıyla yapılan ortak çalışmalarla da bir hayli yol kat ettik. Bu yıl sonunda ya da 2018'in başlarında da eksik kalan tüm bölgelerin çalışmaları, planlama çalışmaları bitmiş olacak. Karabağlar'da kentsel dönüşümün Karabağlar'da, İzmir'de ilk defa Karabağlar'da başlamasından son derece mutluyuz. Ve şu anda kentsel dönüşüm projesi de çok hızlı bir şekilde yürümekte. Bu projede hem İzmir'e hem de Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde yürütülmektedir. Karabağların değiştiğini, dönüştüğünü ve geliştiğini hep birlikte izleyeceğiz. Karabağlar ilçemizi İzmir'in gelişmiş, modern bir ilçesi haline getirmek. Karabağlar'da kamuya ait, hazneye ait 87 bir hektarlık alan toplu konut idaresine devredildi. Bizler bunu doğru bulmuyoruz. Karabağlar'da yeni konuta ihtiyaç yok. Karabağlar'daki kentsel dönüşüm projeleri ve yaptığımız planlama çalışmaları fazlasıyla konut ihtiyacını giderecek düzeyde. Böyle bir arazinin konut amaçlı TOKİ'ye devredilmesi doğru değil.
Ama Karabağlar'da kurulmuş olan üniversitemize bu tahsis edilirse, Karabağlar'da böyle bir üniversite kampüsünün gelişmesine olanak sağlanırsa, bu da Karabağların gelişmesinde, modernleşmesinde, değişmesinde çok önemli katkı sağlar diye düşünüyoruz. Bu konuyu yetkililere ilettik. Umarız en kısa zamanda bu arazi yerel idareye ve büyük bölümü Demokrasi Üniversitesi'ne verilir ve Karabağlar'da bir üniversite kampüsü gerçekleşmiş olur. Kentlerin sağlıklı gelişmesi öncelikle. Her göreve gelirken 4 ana başlıkta toplamıştık. Ulaşım, kentsel dönüşüm, planlama ve sosyal sorunlar diye. Hepsine dönük çalışmalarımız. 13 yıl önce başladığımız yolculukta nasıl bir yol haritası izledik? Neler yapmayı amaçladık? Bunları kısa satır başlarıyla sizlere anlatıp planımızı, programımızı, yol haritamızı, teknik deyimiyle stratejik planımızı aklın ve bilimin rehberliğinde hayalperest de olmadan 2004-2005 yılları arasında gerçekleştirdik ve önümüze koyduk. Ve kredi değerlendirme kuruluşlarından belediyemizi ve şirketlerimizi değerlendirmesi için müracaat ettik ve onların değerlendirmesi de bizim kredi gücümüzü artırdı. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu 3A, hem iki tane kuruma Moody's ve Fitch'e değerlendirme yaptırıyoruz. İkisinde de 3A'ya, yani tavana ulaştık. Bu son derece sevindirici bir şey. Ama bunun buraya gelmek kadar sürdürülmesi de önemli. Hatta sürdürülmesi daha da önemli. Onun için yine doğru bir finans politikasıyla belediyemizi yönetmeye çalışıyoruz.